Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiyelerden minik bir kurabiye tarifi yapmak istedim. Bu kurabiyeyi yolculuklarda yanınızdaki herkese ikram edebilirsiniz. Yanınıza taşıması kolay. Küçük porsiyonlar halinde yaptım. Bunu yolculuğa çıkan arkadaşım için yaptım. Kendisi çok memnun kaldı. Yapmak isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yapın, deneyin ve lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, taze çiğ fıstığımız, pardon, bademimiz var burada. Ama biz bunları kavuruyoruz tuzsuz olacak şekilde. En geleneksel bir lezzetimiz. Sizinle onu paylaşacağım. Ama taze, ağır bir kokusu olmaması açısından beklememiş. Bu seneninki olursa güzel olur. Beğendiğiniz taze bir bademleri böyle kavuracaksınız. Kısık ateşte çıtır çıtır olacak, tuzsuz olacak. 10 dakikada hemen hemen kavruluyor zaten. Evet, kavurdum bunları. Hafif ılıdığı soğudu hatta ama çok yumuşamadan bunları ezmek istiyorum. Merdane ile de ezebilirsiniz. Çok küçültmeyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. İrilikli olacak. Bundan daha küçük yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, zeytin kırar gibi 4 taneyi 5 taneyi koyuyorum. Şu şekilde. Eziliyorlar. 125 gram erimiş tereyağımıza bir ölçek 200'lük toz şekerimizi koyacağız. Yarım su bardağı ölçtüğümüz sıvı yağımızı. Bir yumurta. 150 gram kavrulmuş tuzsuz bademimizi koyduk. Bir ölçek kabartma tozu ve 3,5 su bardağı un. Evet arkadaşlar, yarım bardakta ölçtük, onu da koyduk. 3,5 su bardağı unumuzu koymuş olduk. Bu şekilde yoğuralım arkadaşlar. Normalde ekstradan koyacaktım yarım bardağıma ama çekemediğimi fark edince bardağım dibinde kalan 3,5'unu da sizin görmeniz açısından tekrar açtım ve döktüm. Ama tam tuttu. Yani ne sıvısı ne un ihtiyacı, hiç tam geldi. Şimdi şekil verelim. Pudra şekerimiz burada 3 kaşık, 3 yemek kaşığı. İçine vanilya ekliyorum. Böylelikle kurabiyemizi pudra şekerine kapladığımızda bir güzel vanilya kokusu oluşacak. Teşekkürler. Bu da kurabiyelerimizin son hali. Bir tepsiyi daha küçük yaptım. Arkadaşlar, tarlayı sürmüşler. Böyle komşu etraftaki insanlar da gelip topluyorlar. Artık bitti. Bu
Bugün sabah erkenden geldim. Kız kardeşim haber verdi. Dedim insanları çeker, şey toplarken çekerim. Ama kimse yok. Sanırım henüz daha fark etmediler. Şu an saat kaç bilmiyorum ama bir saati geçmiştir biz buradayız. Böyle patatesler. Beğenirsen alırsın, beğenmezsen geçersin. Çünkü çok daha güzelleri var. Tabii yaralısı var, berelisi var. Her şey var. Çok zor. Bu sakat dizli özellikle benim için çok zordu. Şu an kolum da ağrı çünkü küçük bir küreğim vardı. Küreğimle kazdım. Toprağın altından çok güzelleri var. Böyle çıkıyor. Artık eğilmemiyorum. Eve gidip krem banyo yapıp kremleneceğim. Yani ne sıcak, ne soğuk, ne güneş. Sadece dizim zaten rahatsızdı 2 haftadır. Belimi söylememe gerek yok. Ama esinti var. Şapkayı çıkarınca daha güzel oldu. Yanacağım belki. Bu da çuvalımız. Un çuvallarımızı yıkamıştım ne işe yarar diye. Gördüğünüz gibi patates toplamakta işe yaradı. Şu an arabamın lastiği ya tamamen patladı ya sadece indi. Bak gördünüz mü? Ayağımdan dokundum ve çıktı. Sahipleri bunlar en son işi toplama işi bittiğinde bir kez daha sürüyorlar. İşçi değil de böyle konu komşu gelip topluyor. Arabaya dökülmesin dedik. Onun çuvallarına getirdik korunaklı diye. Eldivenle çalışırdık. Eldivenlerim arabada kaldı. Küreğim de arabada. Bak. Çekiyor musun? Çekiyorum. Hadi gidiyor musun onların? Koy buraya un çuvalları. Un çuvalları bir gün işe yarayacaklığına gelirmedi. Geçen un fabrikasına gittim dedim. Bak torbalar atmaya ben kıyamıyorum. Ne yapabiliriz? Dedi ki 40 kuruştan alıyoruz. Parasında değilim dedim. Yazık dedim torbalara yazık. Orada vardı koltuğun altından düşmüş. Torbalara yazık dedim. Ama dedim getireyim. Bugün bu işe yaradılar. Annem akıl etti. Çekebiliyor muyum? Wow. Çekiyorum ve topraktan da çekiyorum. Wow. İşte Nazlı 1 kilo gelir bir tanesi. Ama gidelim canım. Aha elim kirlendi. Torbayı da kirlettim. Torbalarım hep temiz kalacaktı. Şu bakalım büyük mü? Tabii ki. Ben azıcık daha semiz otu alabilirim. Benim kayınanam semiz otu yiyor. Senin anan, benim anam yiyor. Nejla teyzemiz seviyor. Ben o kürekle bunları kazdım. O büyükleri bunların içinden çıkardım bacım. Tamam mı? Hadi tarla, elveda. Elveda demeyeyim ya. Sağlıkla saatte tekrar görüşelim diyelim. Lastiğim. Bu kanatlı bir lastikti zaten. Her seferinde iniyordu. Tarlaya gelince inmesi olmazdı. O da indi. Deniz şurada arkadaşlar. Hemen deniz görünüyor. Güzel Kıbrıs. Gerçekten güzel Kıbrıs'ımız. İndirmek zorunda kaldık bacım onları biz. Çünkü pompamızı almak zorundaydık. Kolay gelsin Ümit. Eyvallah, gideyim biraz daha senin de kolay. İnyesin o suyu da içsin. Buralarda ekilmiş semizotu dolu. Semizotu sevenler, çiçek açmayan tarafları toplayacağım arkadaşlar. O yüzden sizleri kapatayım şimdilik. İçerisi şey açmayan kısımlar var çiçeksiz. Bahçe toplanma kararı almış bize haber ettiler. Deniz de hemen buradan.
Yeni yeni evler yapmışlar. Hele şu yarım inşaat patatesçinin mi acaba? Tarlama yakın ölüm demiştir belki. Böyle de çuvallıyoruz. Kimler önce yenecek?